Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. Geldik. Ah, saat şu anda 7.40 falan ya da 7.50. Saat 8.30'da ders ve ben olduğunca erken geldim ki park yerinde sıkıntı yaşamayayım diye. Şimdi donuyorum. Bir şeyler yemeye gideceğim. Çok ses geliyor. Bu geldiğimiz yer bizim okul değil. Bizim okuldaki şeyler tadilatta olduğu için geçici stüdyo ayarlamışlar. Bir tane kız yurdunun altında bir yer. Oraya geliyoruz. Teknik çizim dersi için bilgilendirme. Bitti. Neyse, alt fitçe yapacağım. Ve çok da fazla bir şey giymedim bugün. Yani en basic kombini yaptım. Olsun. Kimse gelmemiş. Tek başımayım. Ve Can Hoca var. Sıkıldım. Neredesiniz arkadaşlar? Sesim duyan var mı? Evet arkadaşlar, ölmek istiyoruz bugün hep birlikte. Korkunç geçiyor. Heyecanlandım. Evet, ders bitti. Şimdi yemeğe geldik. Çok yorulduk, çok açız. Sabahtan beri yemek yemiyoruz. Sırtımız kamburlaştı. Dertlerimiz çoğaldı. Arkadaşımla, bu arkadaşım Yara. Merhabalar. Kova diye bir yere getirdi bizi. Sen de kovala bunların hashtag'i. Ben işte kovalıyorum. Ama kimi? Beni biri kovalasın. Ama kimi? Ama kimi? Geldim. Yay yay. Dışarıda video çekmeyi unuttum çünkü hem yemek yedim, hem de çok açtım, hem de unuttum. Dümdüz unuttum. Lütfen. Günümüzün çoğunu evde geçireceğimiz için evde devam ediyoruz. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Merhaba, dün çok saçma bir yerde kesmek zorunda kaldım. Aslında zorunda kalmadım. Hem ödev yapmam gerekiyordu, çekmeyi unuttum. Hem de uyuyakalmışım. Zaten uyuyakaldığım için ödevi tamamlayamadım. Tamamlayamadığım için zaten okula gidemedim. Çünkü aynı zamanda uyuyakalmıştım ve saçma saçma hepsi birbirini kovaladı. Şu anda ertesi gündeyiz, saat 2. Ben ders çalışmaya Karşıyaka'ya gidiyorum. Çok tatlı bir kafe buldum orada. Yeni açıldı sahile. Bakalım.
Çok güzel yerleri vardı içerisinde. Geçen gün gözüme kestirmiştim. Oraya şimdi yolculuk. Hava çok güzel. Siparişlerim gelmiş Cendiyol'dan. Onları aldım. Çok keyifli. Açacağız. Ben şu anda yolda değil ama olsun. Sonra açarız eve gidince. Ya da oturduğumda. Caddeyi çok seviyorum. Çünkü böyle her yerde ağaç var etrafta. Bizden de böyle kendini ormandaymış gibi şehir dışında hissedebiliyorsun. Yani ormanda da değil, doğayla ilgili işte. Evler yok. Bu da bir şeydir. Buradan da belki bir martıyla sahil turu eğer bulabilirsem. Çünkü hiç bir tane görmedim yolun üstünde. Diğerlerinden var. Diğerlerini de kullanamıyorum çünkü hesabım yok. Hesabım babamın kartına bağlı. Ve saçma bir şey var. Anlamadım neden oldu. Sadece martıyı kullanabiliyorum. O yüzden martı... Ah gördüm! Yes! Yay. Başka bir şey isteseymişim olacakmış gerçekten. Neyse şimdi şunu ayarlamaya çalışayım. Binelim. Yes, park ettiğime göre arabamı da. Şimdi kafemize gidebiliriz. Çok tatlı bir yer. Gerçekten çok tatlı bir yer. Böyle bahçesi var. Yukarısından böyle deniz gözüküyor. Bu arada çok boş bugün sahil. Neden anlamadım. Ayrıca da insanlara dikkat ettim. Yani maskelerin kalkmasından beri neredeyse %95 oranında yani. Herkes maske takıyor falan. Ve garip bir şekilde şaşırtıcı amcalar bile takıyor. Ki amcalar biliyorsunuz çok kurallara uymayı sevmeyen insanlar. Şaşırdım. Gurur duydum. Umarım her yerde böyledir. Başka şehir takipçilerim için. Ölüm tehlikesi eşliğinde karşıya geçelim. Çünkü ışıklara yürümek çok uzun. Kim bunu isteyecek? Bahçesinde yemek yemeye, sonra yukarıda daha ders çalışmayı planlıyorum ama herkes almış bilgisayarını gelmiş. Yer yok. Bilmem ne yapacağım. Olmazsa burada çalışacağım. Güneşin altında böyle mayışarak. Çok güzel bir yer. Kendime bir tane gözlük almıştım yukarıdan. Bu mavi ışık korumalılardan. Belki camlarını değiştiririm diye düşünüyordum. Şimdi onu açacağım. Çok tatlı bir gözlüktü. Umarım yakışır. Aldığım diğer şey de bu arada etek ama onu şimdi açamıyorum. Onu adaktan almıştım. Bayağı ucuza aldım. Böyle çiçekli bir şey, pembeli. Klasik beğendiğim tarzda. Açık ucundan göstereyim bence. Hemen de görmüş olurum. Çantamı bıraktım. Şimdi kendim baktım ve gelip. Bu kadardı.
geri, sadece ben kaldım. Herkes gitti. Herkesin çalışması bitti. Miras daha bitmiyor. Manzarayı göstereyim. Birazcık da soğuk. Klimalar mı açsanız acaba? Aslında kahve almaya gitmek istiyorum ama bu eşyaları ne yapacağım? Kaldırıp tekrar yükleyecek miyim bilmiyorum. Aslında biri çalmaz yani. Sanmıyorum ki senin gibi bilgisayarın çalmasını ama ben güvenemiyorum da. Güven problemlerim var. Senin üzerime oldu o. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, bu annem. Anne. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gözlüyor musun? Bilge Kargı bana sponsor olun mümkünse, çok sevinirim. Lütfen. Çıktık. Eve gidiyoruz. Ben daha ödevimi bitirmedim ama. Otobüs bekliyoruz. Neyse, bir şeyler almaya geldik. Bey, bana şey olun, ne olacaksınız? Beni, ay unuttum ya, benden YouTuber falan olmaz ya, gerçekten. Gerçekten yani. Sokaklarında. Keşke limon ağacını çekseydim. Çektim zaten yani. İtalya sokağında sanki dolanıyorum böyle. Annem beni markette bıraktı. Kendisi kıyma almaya gidecekmiş. Ben de şu anda bomboş duruyorum. Bakın ya, hani bir şeyler alacakmışım gibi. Halbuki amca. Olsun. Kendimi şey gibi hissediyorum. Hani kasada çocukları bırakıp gidiyorlar. Sonra diyorlar ki, bir şey unuttum hemen geleceğim falan deyip asla gelmiyorlar. Sonra o sıra sana geliyor. Sen kriz geçiriyorsun falan. Yani bunun bir üst level'ı o. Neyse ki onu yaşamıyorum şu anda. Evet anne. Bugün bize outfit'ini anlatmak ister misin? İstemem. Yemek yedik ve tabii ki de bunun üstüne Türk kahvesi yapıyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü biz bir bağımlıyız. Bu arada bu gözlük de sanki bana böyle bir çalışkan, her şeyi başaran bir insan imajı vermedi mi? Bence verdi gibi hissediyorum ama öyle biri değilim. Kahveler hazır. Anneciğim neredesin? Annem geçen böyle dediğim için her videoda onu izlediği zaman ağlıyordu da. Buradayım anneciğim, buradayım anneciğim. Anneciğim neredesin şu anda? Kahve hazır. Anne! Kahve hazır! Tamam. Evet, bu videoyu da bu masanın başında her zaman olduğu ve olacağı gibi bu masadan hiçbir zaman kalkamayan ben olarak sonlandırmak istiyorum.
Gariban bitmemiş merdiven maketim ve ben size iyi günler, iyi haftalar diler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayınız. Çünkü ben bir YouTuber'ım. Ben famous olacağım ve falan filan. Neyse, geyikleri boş verelim. Kendinize iyi bakın. İkinci videomu da burada bitiriyorum. Artık üçüncü videoda ve sonra dahasında görüşmek üzere. Sizi seviyorum.